Erden Kaya, Çin'e 1954 doğumluyum. 1974 yılında, 75 yılında Adalet Parti Genç Kolu Başkanı olarak Çin'e siyasetine atıldım. Çin'e siyasetinde uzun yıllar, tabiri caizse bu arabanın her tarafında görev alarak en son nihai olay Anavatan Partisi ilçe başkanlığı yaptım. Çin'e de çok renkli kişiliğiniz var. Çok öyle, derneklerde, evet. Spor camiasında, federasyonlarda görev yaptınız. Biliyor musun görevlerinizden bahseder misiniz? Federasyon derken yüzme federasyonu üyeliği yaptım. İşte 1,5-2 yıla yakın. Ama o şeyler bizim mahalli şeylerimizi tatmin eden şeyler değiller. O sadece sayın o günkü genel müdür, yani gençlik ve de işte de genel müdürü Tevfik Sarpkaya'nın ve sayın Yalova'nın şeyiyle ben yüzme federasyonu yönetim kurulu üyesi oldum. Ki ben gibi Aydın'dan çoğu arkadaşımız değişik yerlerde işte tekvandoda, bisiklette, yüzmede, ne bileyim işte futbolda, federasyonlarda görevler yaptılar. Bunun yanında ben tabii bu direkt federasyona gitmemdeki şey Madrenspor'da daha önceden 3. ligdeyken falan başkanlık yapmam, yöneticilik yapmam. Bunun tabii bir altyapısıyla oldu. Arkasından Çin'deki değişik derneklerde uzun yıllar başkanlıkları yaptım. Bunlardan Halk Eğitim Derneği, Emniyet Derneği, hastane, okulların hepsi aşağı yukarı çoğunda başkan ve başkan yardımcılığı veya yöneticilikleri yaptık. Cami derneklerinde görevler yaptık. Yani Çin'in herhangi bir şeyine tabiri caizse omuzumuzda su taşımaya çalıştık. Bu sosyal yapı bize annemden gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. Benim annem Çin'de 52 senesinin Nightingale mezunu, yine Zehra tabir edilen. Zehra Kaya'nın oğluyum ben. Annem yıllarca aşağı mahalle, yukarı mahalle, işte şurası burası demeden bütün vatandaşların iğnesini yapmış, bilmem neyini yapmış bir insandır. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Deneyimli bir siyasetçisiniz. Siyasetin içinde bulunduğunuz Aydın'da, Çin'de. Evet. 1980 öncesi tek partiydi. Adalet Partisi'ydi. Evet, evet. 1983'ten sonra Doğru Yol Partisi kuruldu. Ve Anavatan Partisi kuruldu. Ondan sonra da Doğru Yol Partisi kuruldu. Evet. Yani merkez sağ kendi içerisinde ikiye bölündü. Evet. Bu bölünmenin nedeni neydi? Yani 1980 öncesindeki Adalet Partisi'nin bütünlüğünü niye 1983'lü yıllardan sonra ikiye bölünerek devam etti? Şimdi efendim şöyle şey yapalım. İkisi aynı anda kurulmuş olsa bu bölünmeyi ikisi de tercih etti diye bir şey çıkabilir. Ama malumunuz üzere 84 senesinde Anavatan Partisi kurulup seçimlere girdiğinde akabinde merkez sağı toparlıyor şeyiyle ve hatta Sayın Genel Başkan, rahmetli Cumhurbaşkanımız olayı daha da değiştirerek işte bütün her kesim bize çok rahat gelebilir, dört kesimi kucaklıyoruz biz şeklindeki onun söylemleri halktan büyük şey görünce Anavatan Partisi şey oldu ve ben o ilk kurulduğu zamanda da Anavatan Partisi'ne geçmedim. Sonra biz burada ilk önce biz işte Horoz Partisi diye tabir edilen bir partiyi işte Süleyman Bey onu arzuluyor diye gelen lanselerle o kuruldu. Arkasından onun olmadığı işte Doğru Yol Partisi'nin kurulacağı falan söylenildi. O arada bütün arkadaşlarla biz de Anavatan Partisi'ne oy verdik. Ve onlarla bu şeyi yapmaya başladık. Ama bir türlü işte içteki bir yara, yani iki kardeşin kavga etmesi, iki kardeşin kavgası bir türlü barışla sonuçlanamadı. 2007 yılında sonuçlanması için birleşildi fakat birleşildi tabii sonra... zaman zaman size ben buradaki ön bilgiler vereyim. Zaman zaman biz işte Doğru Yol Partisi ilçe başkanı o günkü şartlardaki arkadaşlarımızla, abilerimizle mesela Halit Giydiren bir dönem yaptığında Halit abiyle falan ikimiz de gidelim levhaları indirelim biz arkadaş birleşmeyi siz yapmıyorsanız biz yapıyoruz diyelim ama şeklinde yorumlarımız oldu. Zaman zaman bu konudaki sıkıntılarımız oldu. Her iki partili bir araya geldiği zaman biz niye birleşmiyoruz diye serzenişleri oldu ama nihayetinde bunu şey yapacak, tabii bu genel merkez politikası, bizim güçlerimiz oraya kadar yetmedi. Biz bu sıkıntıları her yerde dile getirdik. Aydın'da dile getirdik, işte ildeki partilerin şeylerini dile getirdik ama takdir ederseniz hiçbir partide ben ondan güçsüzüm, işte onun için birleşmeyi istiyorum şeklinde bir yaklaşım olmadığı için arkadaşlarla biz bunları şey yapamadık. Ama
Sizin göreve görev yaptığınız zaman siz iktidardınız. Evet. Yerelde belediyecilik sizdeyken neler yaptınız? Sizden sonra belediyeyi alan sanırım Cumhuriyet Halk Partisi işte. Bizden sonra Doğru Yol Partisi aldı. Sizden sonra Doğru Yol Partisi, ondan sonra CHP alıyor. Evet. Ve hala CHP ile devam ediyor. Şimdi şu sorunuzda şöyle bir şey vereyim. CHP'li aday aldı dersek daha hoş olur. Yani CHP değil. Evet. Yani o... CHP'li aday aldı dersek bu tespiti çok iyi yapmak lazım. Çünkü Çin'e de merkez sağın tasvip etmediği, merkez sağın oy vermediği hiçbir aday hiçbir şekilde belediye başkanı olamaz. Bu çok iddialı bir laftır. Ama bakın Osman Bey'in seçildiği dönemlere mutlaka merkez sağ aşırı bir şekilde Osman Bey'e destek verdi. Yani Osman Bey'in yaptıkları, yapacakları, söylemleri, kişiliği, şahsiyeti merkez sağ kendine cazip kıldı. Ve merkez sağ Osman Bey'e büyük bir destek verdi ve seçildi. Şimdi şu anki mevcut belediye başkanı veya diğer aday olacak arkadaşlar merkez sağı yok sayarlar ise hayal hüsrana uğrarlar. Yani böyle bir şeyler yok. Merkez sağ Çin'e de, ben önce Çin'den bahsedeyim, Anavatan ve bildiğim kadarıyla Demokrat Parti tabanı hala kendi kimliğini muhafaza ederek bir yerde duruyor. Şöyle görünüyor, böyle görünüyor, sesli görünüyor, sessiz görünüyor. Ama bu insanlar bir yerde duruyor. Ben çok büyük bir iddialı bir laf konuşayım. Bugün adı Anavatan Partisi veya merkez sağda bir parti kurulsun. Çin'e de kuruluşu ve tabela asması inanıyorum ki 10 saati geçmez. Bu pozisyonda bu partinin birlikteliği de devam ediyor. Bu arkadaşların beraber istişareler de devam ediyor. İşte ne yapacakları, ne edecekleri, ne gibi şeyleri şey yapıyor. Hiç kimse merkez sağı yok saymasın. Veya işte onun kaybolduğunu, onun şey olduğunu şey yapmasın. Tabelası yok. Ama fikirleri, işte söylemleri, hareketleri hep aynı şekilde devam ediyor. Mesafem aynı. Ama belediye başkanı bazındaki olaya bakarsan Salih Başkan'a yaklaşımım daha farklı. Çünkü bize değer verdiğini düşünüyorum. Bizlere karşı hitabında hep saygı, hep şey işte bir konusunda bizim bir arzumuz, bir talebimiz olduğunda bize hiç hayır cevabı gelmiyor. Bizim bir işte anındaki bir talebimizi hemen yaparım, ederim diye bizden beraber şeye giriyor. Bizim demin de bahsettiğiniz gibi o 135-140 sayıları olan istifa etmiş arkadaşlara nerede görse kucaklamaya çalışıyor. Ve zaman zaman da bunlar içinde kendi partisinden de eleştirildiğini ben duyuyorum ve biliyorum. Ve onun için Salih Başkan'a biraz daha yakın. Ama siyaset olarak AKP, CHP, MHP hepsiyle hatta Demokrat Parti ile bile şu anki mesafem aynı. Hiçbir partiye kaydım yok. Hiçbir partiyle de ilgili değilim. Hepsiyle mesafem aynı. Ama demin de söylediğim gibi Çin'e bir şey yapıldığı zaman çok memnun oluyorum. Giderim. Bir ilçe başkanını tebrik ederim. Teşekkür ederim. İçine olarak yapılmayanları da eleştiririm. Çok da doğal biçimler olarak bu politikacı.